adli işlemleri başlatılmadı daha. Çarşamba günü oldu olay. Geçen hafta çarşamba günü oldu. Kamera kayıtlarına sağlığına ulaşmamış. Hiçbir şey yapmadı. Peki siz kameraları falan alamıyorsunuz? Alacağız da önce savcılığa intikal etmesi gerekiyor. Babası olarak babası, evet. Darp olmuş. Ya evet. Neden oldu mu? Nasıl oldu? Ya şimdi ben her gün kızımı sabah okula bırakıyorum. Öğlen alıyorum. Yani ben şikayette de bulundum. Ya bu okul güvenliği iyi değil. İçeri giren çıkan belli değil diye. Biz o zaman hat bildirdiler bize. Haddinizi bilin, biz biliriz. Korumak için oraya her gün gidiyorum. Yani güvenmediğim için. O gün de normal bir şekilde gittim, her gün gittiğim gibi. Olay şöyle, kızım okula gidiyor normal bir şekilde. Yalnız bundan önce cuma günü kızlar dışarıda voleybol oynarken benim kızımın kız arkadaşı yanındaki erkek arkadaşına şapkasını veriyor, tut bunu kanka diye. O şapka çocukla kalıyor. Yine Gülsen, kızımın arkadaşı, erkek arkadaşına mesaj atıyor, kanka şapkamı gelirken getir diye. Bu sırada o mesaj attığı erkek arkadaşının sevgilisi yanında. Sevgilisi hakaret edici mesajlar yazıyor direkt. Sen kimsin ki benim erkek arkadaşıma mesaj atabiliyorsun diye. Çok büyük hakaretler ediyor. Bunun üzerine benim kızım ve arkadaşı, sen bize nasıl böyle hakaret edersin? İşte karşılıklı çatışma mesaj halinde Instagram üzerinden. Olay cuma günü oluyor. Herkes birbirini engelliyor. Çarşamba günü şebeke halinde, zil çalmadan, kamera kayıtlarında mevcut. Tam 11 kişi, kız erkek karışık, sınıfın önünde bekliyor. Pusu kuruyor. Zil çalar çalmaz öğretmen çıkıyor zaten. Diğer kalan öğrencileri, bu gelen çete, sınıftan boşaltıyor. Benim kızımı ve arkadaşını sınıfın içerisinde rehin tutuyor. Kamera kayıtlarında yine mevcut. İki erkek kapıda nöbet tutuyor, bodyguardlık yapıyor. Kızım tam 6 dakika 53 saniye içeride işkence görüyor. Kızımın boğazını sıkıyorlar, ağzını kapatıyorlar sesi çıkmasın diye. Kızım öleceğini zannediyor, anne öleceğimi zannediyorum diyor. Masaları gördüm diyor, ayaklarımla masalara vurdum diyor. Ta üst katta ses çıksın, beni kurtarmaya gelsin öğretmenler diyor diyor. Ta yukarıda ki nöbetçi öğretmen, bir üst kattaki nöbetçi öğretmen sesleri duyuyor, geliyor. Kapıdaki erkek öğrenci, millet öğretmen geliyor dağılın diye bağırıyor. Kızım o şekilde kurtuluyor. Eğer o öğretmen gelmese işkence daha uzun sürecek ve kızın başına neler gelecekti. Bunun üzerine kızım sınıftan çıkıyor. Babası aldığı için, babasının bu olayla hiçbirinden haberi yok çünkü dışarıda kızını bekliyor. Baba bunlar beni dövdü diyor. Eşim şaşkınlıkla arabanın içinden iniyor. Ne oluyor burada derken beyaz bir araba yaklaşıyor. Eşime direkt kafayı atıyor. Direkt. Etkisiz hale getiriyorlar. 4-5 erkek öğrenci eşimin üstüne. Hani tutuyorlar. Diğer kalan, çeteden kalan kız üyeleri de kızımı tutuyor. Orada eşimi darp ediyorlar. Bu tarafta kızımı darp ediyorlar. Etrafın ayırmasıyla kızım ve eşim aralarından çıkıyor. Oradan da zaten direkt karakola gidip şikayetimizi de bulunduk. Yalnız savcılığa, bilmiyorum, süreç diyorlar bize, süreç buymuş. Sürecin bu kadar uzun olduğunu söylediler. Daha herhangi bir, bizim aldığımız bilgiye göre, net bilgi de değil ama bizim aldığımız bilgiye göre savcıya daha bir şey ulaşmamış. Şu anda okul iradesinden şikayetçiyiz. Öğretmenlerden, müdürden şikayetçiyiz. Çünkü bu olay ikinci bir olay. Müdür eşime saldırdı. Olayı örfbas etmek için bütün öğrencilerin önünde kamera kayıtları mevcut. Karakoldan istettirdi kamera kayıtlarını. Müdür ve 10-11 erkek öğretmen eşime saldırdı. Tek amaçları eşimi kendilerine vurdurtmasıydı. Ve söylediler de orada, zaten biz memuruz, biz biliriz işimizi dediler. Eşim orada vuracaktı onlara. Biz haklıyken haksız konumda düşecektik fakat oyuna gelmedik. Gereken yerlerde adalete güvendiğimiz için şikayetlerimizi yapıyoruz. Ve olayla ilgilenilmesini istiyorum. Herkesin evladı olabilirdi. Konu bu. Aynen o şekilde. Müdürün ifadesinde zil çaldıktan sonra kargaşanlık içerisinde herkesin içeri girildiği söyleniyor fakat kamera kayıtlarında tam olarak görünüyor. Zil çalmadan bir 10 dakika zaten o çete sınıf içerisinde toplanıyor, sınıfın önünde. Yani bir 10 dakika zaten onların toplanması, hepsinin gelmesi sürüyor. Yani kesinlikle zil çalmadan içeriye girilmiş ve kapıda beklenilmiş. Benim kızımın, yani büyük bir heyecanla kızımı dövmek için beklemişler kapının önünde. İki kişi nöbet tuttu, 9 kişi tarafından darp edildi. Evet, eşim de dışarıda. Sayısını tam hatırlamıyorum. Kendisi de hatırlamıyor. 4 ya da 5 erkek olması gerekiyor. Erkek tarafından, evet, darp edildi. Kaç yaşında? 15. 15 yaşında. Darp edildi. Evet. Bir dakika.
bekleteceğim.